أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على من جاءنا رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين المشاهدين Tacül Aruz dersimizi devam ediyoruz ki tasavvufi sohbet mahiyeti taşıyan bu ders bizler için çok önemlidir. Eğer bizler hüsnü niyetle bunu izler ve dinlersek öyle bir fayda olacak ki, öyle bir fayda hasıl olacak ki gelecekte bizim hayatımız çok farklılaşacak. Olduğumuz hayat içerisinde çok tat alacağız. Belki olduğumuz insan kimliğinin tadını ve lezzetini ibadetle yoğurup yaşayacağız. Onun için tasavvufta esas odur ki insan özüne dönsün. Tasavvufta esas odur ki insan özüne dönsün. Çünkü insanın ilk yaratılışında kendisinin Estaizu billah ayet-i kerimenin deyimiyle وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ Senin Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, insan yaratacağım dediğinde melekler yeryüzünde fesadı doğurucu kan akıtıcıları mı yaratıyorsun? Yeryüzünde fesadı doğurucu kan akıtıcı. Demek ki insan kendi yaratılış değerinde ne vardır? Varlığında kan akıtmak vardır, fesat doğurmak vardır. Fakat ayet-i kerimenin devamıyla ben sizin bilmediklerinizi biliyorum, karışmayın demek için. O bilmediği şeyler nelerdir? Meleklerin bilmediği şeyler. O مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattım. Kan akıtmak için değil, fesadı doğurmaları için değil, belki de onlar kul olmaları için yarattım. Demek ki temel esas da insanın yaratılış gayesi nedir? Kulluktur. Özü nedir o zaman? Kulluktur. Tasavvuf ne iş yapıyor? İnsana özünü gösteriyor. Kul ol. Kulluğun dışına çıkma, fesadı doğurma, kan akıtma. Kiniyle, nefretiyle, hasediyle kendini meşgul etme. Yok eğer böyle yapmazsan İslam'ın ölçüsünden çıkarsın. İslam'ın değerinden çıkarsın. İslam'ın özünden çıkarsın. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam da kullu mevludun yûledu alâ fıtratı İslam. Kullu mevludun yûledu alâ fıtratı İslam. Bütün her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Hangi çocuk doğarsa doğsun, mensup olduğu coğrafya hangi coğrafya olursa olsun, dünya topraklarında onun babası ve annesi hangi dinden olursa olsun, onun doğumu İslam üzeredir. Bilahare babası Hristiyansa onu Hristiyan yaparlar, babası Yahudi ise onu Yahudi ederler, babası Mecusi ise onu Mecusi ederler veyahut Müslümansa onu İslam olarak ne yaparlar? Terbiye ederler. Onun için
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَعْصِيَةِ إِلَّا تَبَدُّلَ الْاِسْمِ لَكَانَ ذَٰلِكَ كَافِيًا فَاِنَّكَ اِذَا كُنْتَ طَائِعًا تُسَمِّي بِالْمُحْسِنِ الْمُقْبِلِ وَاِذَا كُنْتَ عَاصِيًا اِنْتَقَلَ اِسْمُكَ اِلَى الْمُسِيءِ الْمُعْرِضِ هَذَا فِي اِنْتِقَالِ الْاِسْمِ فَكَيْفَ بِاِنْتِقَالِ الْاَثَرِ مِنْ تَبَدُّلِ حَلَاوَةِ الطَّاعَةِ بِحَلَاوَةِ الْمَعْصِيَةِ وَلَذَّةِ الْخِطْبَةِ بِلَذَّةِ الشَّهْوَةِ هَذَا فِي تَبَدُّلِ الْأَثَرِ فَكَيْفَ بِتَبَدُّلِ الْوَصْفِ بعد أن كنت موصوفا عند الله بمحاسن الصفات ينعكس الأمر فتتصل بمساوي الحالات. ابن عطاء الله الإسكندري böyle bir ibareyle ifade etmeye çalışıyor. Eğer sen günah işlersen, senin o özünden seni değiştiren bir etken olur. O öz manadan, öz anlamdan yani kulluk anlamından seni ne yapar? Başka bir şeyle isimlendirir. Yani kuldan seni günahkar eder. Kul değerinden günahkar. Ki sen Allah'a itaat eden birisiyken sana iyi insan deniliyordu. Hani biz çocuk için ne deriz? Günahsız, masum, pak, temiz. Değil mi? Çocukta günah aranmaz. Suç aranmaz. Kötülük aranmaz. Hatta çocuğun hali insana güzel de geliyor. Bir hata eder. Yahut da bir de yaşının vermiş olduğu bir güzellik olsa gerek. Bazen böyle küfür eder, insan hoşuna gider. Bak şöyle dediler. Ama onu bir yaş oranıyla büyükten beklerseniz veya da görürseniz kabul etmezsiniz. Karşı çıkarsınız. İşte sizler Allah'a itaat ettiğinizde ki Allah'a itaat konumunda olduğunuzda temizsiniz, paksınız, güzelsiniz. Allah'ın kabul ettiği birer kulsunuz. Ama ne zaman ki hata işlersiniz, günah işlersiniz, o güzel kul değerinden isminiz neye dönüşür? Kötü kul değerlerine dönüşür. O hiç kimsenin zarar görmediği masumana bir hayat tarzı, çok vahşi bir hayat tarzını alabiliyor. Yani o masumana bir hayat tarzı ki insanlar ondan razıdır. Derler ki komşuluğu çok güzeldi. Arkadaşlığı çok güzel değil. Namusunu dahi teslim edersen güvenirsin. Bu kadar ileri gidercesine bir güven veren insan bir bakarsın ki İslami ahlakı terk etmeyle vahşileşmiş. Aman ha falan kesin komşuluğunu yapma. Falan kesle arkadaşlık etme. Onunla hemhal olma ve sakın hiçbir şeyini de ona güvenme. Yani buradaki zıt olan etkenler ne gariptir. Bir taraftan o en güzel şey olan bir insan birden çok vahşi bir varlık halini alıyor. Yani kurt desen kurt değil, ayı desen ayı değil, yılan desen yılan değil. Halbuki bunlara güvenilmiyordu. Ama gel gör ki o insan hılkat-i İslamiye'yi, yani İslami yaratılış gayeyi kaybetmeyle bir vahşi yaratıktan daha tehlikeli bir hal almıştır. İşte tasavvufun görevi onu korumaktır, muhafaza etmektir. O vahşete dönüşmesini engellemektir. Ama bu hangi yaşta engellenir? Ta küçük yaşta terbiye ederek topluma kazandırana kadar. Ama gel diyor ki bugün tasavvufu kabul edebilecek kimlerdir? Belli bir yaş oranını geçenlerdir. Kimler olabilir bu? İşte 40 yaşı, 50 yaşı geçmeyene kadar, 60 yaşı, 70 yaşı geçmeyene kadar tövbe etmez. Teslim olmaz. Tasavvuf bir yerde sanki yapıldıktan sonra, günah işledikten sonra geri dönüştür. Hayır, tasavvuf ahlak üzere terbiye edilmedir. Ruhu Kur'an ve sünnetle yoğurmadır. Ruhu insani ahlakla ve İslami ahlakla yoğurmadır.
Ve onun için Seyyidah-i Tarih Kadesi Allah'a selam aleyhi, Şeyh-i Rıhman-ı Tarih, tasavvuf sohbet halkalarıdır diye tarif eder. Halkamızdan olmayan da gelip bizi dinlesin. Yani bu zorunludur. Demek ki eğer bu kadar masumana bir vasıf toplum içerisinde vahşi bir değer kazanıyorsa, düşün ki o insan aynı zamanda Allah'a itaat etmemeyle de neyi kaybediyor? İtaat tadını kaybediyor. Allah'a itaat etme tadını kaybediyor, kulluğun tadını kaybediyor ve aynı zamanda namazından zevk almıyor, İslami değerlerinden zevk almıyor ve bir anlık günah ona daha güzel geliyor. Hatta öyle ki namazını hemen hemen kılıp da çıkmak arz eder. Sünnetini terk etmek ister. Tesbihata önem vermemeye çalışır. Yanı sıra nafile namazlar varsa onları terk etmeye arz eder. Ve gittikçe onun için dünya ağır basar. Gittikçe dünyanın tadı daha ağır basar. İbadet tadından dünya tadına. Çünkü kalbin sönmesi gerekiyor. Kalbin Allah'ın muhabbetinden boşalması gerekiyor. Ve gittikçe döküyorsun o İslam'ın ahlakını ve bir noktada Allah muhafaza çok farklı bir vasıf meydana gelir ki ona işte tebedül vasf, vasfın dönüşmesi. O da sen Allah yanında güzel bir vasıfla anılırken, yani kul olman gerekirken bir bakıyorsun ki tam aksine bir hal almışsın. Bir musavil halat. Haletlerin senden zahir eden etkenler seni ne yapmıştır? Seni çok kötü bir insan haline dönüştürmüştür. Halbuki sen güzel bir insandın. Sana akıl verilmiş değil. Sana basiret verilmiş değil. Sana din verilmiş değil. Sana peygamber gönderilmiş değil. Sana kitapların anlatılması noktasında, bilinmesi noktasında alimler gönderilmiş değil. Ama gel gör ki sen onların hiçbirisini itibara almadın. Neyi itibara aldın? Aklını itibara aldın, nefsini itibara aldın, şehvetini itibara aldın. Ve bunlar seni esir aldı. Esir alınca da seni bir vahşiye dönüştürdü. Vahşi bir insan oldu. Vahşi bir varlık. O ayet-i kerimenin, meleklerin tabiriyle yeryüzünde kan akıtan, fesat doğuran bir insan sıfatına girdi. Halbuki girmemen gerekirdi. Bütün bu güzel delillerle, bütün bu güzel etkenlerle girmemen gerekirdi ama girdim. Onun için sen o zaman kötü halle ne yapıldın? Vasıl edildi. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيَ وَلَكُمْ وَاَفَوُّدُ اَمْرِ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِعَوْضَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَنُبُوحِ صَلَاتِنَا الْكِرَامِ الْفَاتِحَةِ